Evet, şimdi injektif olma meselesi bu fonksiyonun. O şöyle olacak. Diyelim ki iki tane eleman için eşit olsun. Görüntüler. Assume that by H G1 by H G2'ya eşit olsun. For some GI in pi 1 x x0. Ne göstermem lazım? Must show bu iki birbirine eşit olmalı. Coset. Bunu göstermemiz lazım. O da şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi diyelim ki hani x0 noktası şurada. Burada iki tane loop'um var. Biri G1. Bu G1'in lifti var. Şöyle x0 tilde'den işte bir yere gidiyor. Bu G1'in lifti G1 tilde. Dolayısıyla uç noktası da bunu G1 tilde'nin uç noktası. Bir de elimde bir başka koset daha var. O kosetin de representative'i G2. Yani şöyle bir G2 var. Bunun da bu noktadan başlayan tabii ki unique lift'i var. Ve diyelim ki o unique lift de aynı noktada bitiyor. Yani bu aynı zamanda G tilde'nin unique lift'inin uç noktası olsun. Değil mi? Çünkü phi dediğimiz şey phi of a coset bu unique lift'in uç noktasıydı. Madem bunlar eşit, bunlar o zaman birbirlerine eşitler. Şimdi bu ne demek ama o zaman? Şimdi resimden de görüyoruz. O zaman G1 tilde ile gidip önce G1 tilde ile gidip sonra da G2 tilde'nin tersiyle gelirsem x0'da bir loop elde edebiliriz. Note that G1 tilde G2 tilde bar. İsterseniz şöyle diyeyim. Şimdi G1 tilde bar, yani bunun inverse'ü is a loop at x0 tilde, değil mi? Bu bir loop. X0 tilde de başlayıp x0 tilde de biten bir loop. Dolayısıyla bunun pi star altındaki görüntüsü hence p star of this loop bu şeyin içinde nerede? Bu o zaman H'in içinde, subgrubun içinde yani p star fonksiyonunun homomorfizmanızının imajının içinde. Ama şu da var. Şimdi however ya da şöyle diyeyim. Şuradan yazayım. Not however şimdi bu p star of bu nesne nedir? Şimdi bu bir loop. Bu loop'un görüntüsü de nedir? Tabii ki bunun görüntüsü G1 çarpı daha doğrusu şimdi şurada biraz daha dikkatli olayım. İlk önce şu yok. Şu var. Bu G1 ile G2'nin inverse'ünün çarpımı. Ama bunların her ikisi de aşağıda loop. Dolayısıyla ben bunu şöyle yazabilirim. Bu G1'in sınıfıyla G2'nin sınıfının inverse'ü arkadaşlar. Veya inverse diye yazmayayım. Gene şöyle yazalım. Buna eşit. Bu da nedir? Bu tabii ki yani o zaman şunu elde ettik.
Dolayısıyla da bu eleman h'in içinde bunu elde ettik. Çünkü bu çarpım h'in içindeydi. Bu da ne demek? Yani g1 çarpı g2'nin inverse'ü h'in içinde demek. H'in içinde demek. Ama bu da bunların kosetleri birbirine eşit demek. Değil mi? O zaman G1'in H çarpı G1 H çarpı G2 demek. Çünkü bunların eşit olup olmaması tam olarak buna denk. O halde bu iki koset birbirine eşitmiş. Hence is one to one. Dolayısıyla da ispat biter. Peki, son bir şeyden daha bahsedeceğim. Bir proposition'dan da. Aslında belki remark olarak şunu yazayım. Bu şunu da söylüyor tabii ki. Remark olarak yazayım. If P tilde x is a covering space or projection of connected spaces, path connected spaces, then şimdi bir noktanın ters görüntüsüne baktığımız zaman o ters görüntünün kardinalitesi subgrubun şeyine eşit çıktı. İndeksine eşit çıktı. Then for any x1 x2 in x the cardinalities is P inverse of x1 and P inverse of x2 are equal. Yani şunu söylüyoruz. Herhangi iki nokta alırsanız x1, x2 diye bütün uzaylar path connected'sa bunun üzerindeki covering'deki noktaların kümesinin kardinalitesi ile x2'nin kardinalitesi birbirine eşit. Neden? Nedeni şu arkadaşlar. Bunun kardinalitesi neye eşitti? Bunun kardinalitesi şu indekse eşit. Pi 1 x0'ya h1'e şeyine eşit. Burada h1 dediğimiz şey de neydi? By definition p star of pi 1 x x1 bunun indeksine eşit. And bu ise bu neye eşit? Bu kardinalite. O da özür dilerim. Şurada şey diyeceğim tabii ki. X1 diyeceğiz. Diğeri ise şuna eşit olacak. Pi 1 x x2 h2'ya izomorfik olacak. Da eşit olacak bunun indeksine. h2 dediğimde p sharp of pi 1 x x2 bunun görüntüsüne. Ama şimdi elimizde şu da vardı dikkat ederseniz. Ben aşağıdaki uzayın path connected olduğu için yukarıda da
İsterseniz şöyle şey seçelim. Şimdi buna tilde diyelim de birer tane nokta seçtim diyelim. Şurada bir tane x1 tilde var. Burada da bir tane x2 tilde var. Şöyle bir şey yapabilirim. Yukarıdaki uzay path connected olduğu için ben yukarıda bu ikisini bir path ile birbirine bağlayabilirim. Şöyle gamma diyelim. Gamma tilde diyeyim hatta. Bu path'in de aşağıda görüntüsü var. Yani bunun tanımı şu. P kompozisyon gamma tilde. Gamma tildeyi aldım. Onun aşağıdaki görüntüsüne baktım. O zaman tabii ki gamma tilde gamma'nın x1 tilde de başlayan unique lift'i de olmuş olacak, değil mi aynı zamanda? Benim esas ilgilenmek istediğim şey şu ama. Şimdi bu durumda bu şeyler fundamental gruplar arasında bize homomorfizmalar veriyordu hatırlarsanız. Şimdi elimde o zaman bir tane tau gamma var. Gamma tilde var. Bu hayvan x tilde x1 tilde'den hayvan x tilde x2 tilde'ye homomorfizm. Buradaki temel grubu buradaki temel gruba map eden homomorfizma vardı. Bu bir izomorfizm. Is izomorfizm. Aynı şekilde tau gamma var. Bu da pi 1 x x1'dan pi 1 x x2'ya is an izomorfizm. Ve buralarda da P star homomorfizmlerim var. P star homomorfizmlerim var. Her ikisi de bunların izomorfizm olduğuna göre, yani burası izomorfizm, burası izomorfizm ve işte bunun subgrubu burada. Değil mi? Bunun görüntüsü burada bir subgrup, bunun görüntüsü burada bir subgrup. Bu diyagramda komütatif bir diyagram. Çünkü neden komütatif? Yani şu yüzden buradaki bir petin daha doğrusu şuradaki bir peti ben buraya nasıl geri çekiyorum? Buradaki bir peti şöyle geri çekiyoruz. Ben burada bir pet alırsam şöyle ben bunu x1 tilde'de bir pet gibi düşünebilirim. Nasıl? Önce gamma tilde ile git, sonra bu mavi pet üzerinde git, sonra bunun tersiyle git. Aynı şeyi aşağıda da işte bunun görüntüsünü alarak yapabilirim. Ve dolayısıyla bu iki homomorfizma commit etmiş olacak. Yani ben bunu aşağıya indirebilirim şöyle. Buna isterseniz ben alfa diyeyim. Bu P kompozisyon alfa. Bunu buraya geri çektiğinizde yani aşağı indirip buraya geri çekmek veya geri çekip aşağı indirmek aynı şey olacak. Dolayısıyla bu diyagramlar komütatif. Komütatif olduğuna göre de resimlerde izomorfik olduğuna göre bu nesnenin buradaki indeksi neyse bunun da indeksi aynı şey olacak. Yani şöyle diyebiliriz. Since the diagram is commutative. The index hangi index? İşte pi 1 x x1'nin içinde neye bakıyorum? Bunun görüntüsünü indeksi pi 1 x x2'nin içinde H2'nun indeksine eşit olacak. H1 ve H2 işte bu nesneler olmak üzere. Hence bu da ne demek? P x1'in ters görüntüsündeki kardinalite bu indeksi eşitti. Pi 1 x x1 h1 ama bu indeks
bu indeksi eşit. Ama bu da P inverse x2'ye eşit. Dolayısıyla da herhangi farklı iki nokta aldığımda bunların ters görüntülerinin kardinalitelerinin aynı olduğunu görüyoruz. Bu kardinaliteye de this common cardinality, yani bu P inverse işte x1 bu kardinalite is called the degree of the covering. Eğer bu bir sayıysa 3, 5 gibi işte buna 3 fold cover, 4 fold cover diyoruz. Ama bu bir sayı olmak zorunda değil. Her neyse o kardinaliteye biz covering'in degree'si diyoruz. Yani degree bir yerde şeye denk geliyor. Bir noktadan yukarıya baktığınızda kaç tane nokta görüyorsunuz? Peki, buraya kadar sorusu olan var mı? Okey. Şimdi bir tane proposition'ımız var. Bunu da state edeceğim. Bunun adı lifting criterion. Lifting criterion. Çokça kullanacağımız bir özellik olacak. Şu. Let p işte x tilde x0 tilde'dan x0'ya be a covering. Covering space. Ve f de bir uzaydan covering'in base'ine, tabanına bir map. A continuous map. Ver. F of y0 da x0 olsun. Assume that y is path connected and locally path connected. Yani hem connected hem de locally path connected olsun. Ne olduğunu açıklayacağım birazdan. Then f has a lift f tilde. Bir tane lifti vardır bunun. F tilde diye. Nereden? Şimdi bu y sıfırdan x sıfıra gidiyordu. Artık yukarıya gidecek. If and only if only if şu varsa f star of pi 1 y 0 is a subgroup of p star pi 1 x tilde x 0 tilde. Şimdi açıklayayım. İlk önce locally yani path şöyle diyeyim remark. Path connected'ın ne olduğunu zaten biliyoruz da locally path connected şu demek. Locally path connected. Şu demek any point y in y has an open neighborhood, daha doğrusu şöyle şöyle diyeyim, biraz daha dikkatli olmak lazım. If y is a point here and U'da bir tane open subset ise open subset then there is another open subset
open subset v in y with şunu sağlayacak. Bu y noktamız işte şeyin içinde, v'nin içinde, v u'nun içinde. Ama şöyle bir şey de var. So that v is path connected. V'nin kendisi de path connected olacak. Peki. Böyle olmayan uzay var mı diye sorarsanız var. Yani mesela şunu düşünün. Uzayımız şu olsun. Bir tane doğru alın. Ondan sonra buna giderek yaklaşan doğrular çizin. Yani işte giderek yaklaşıyorlar. Ama şurada sonsuz tane var. Yani sonsuza kadar böyle giderek yaklaşıyor. Kalan mesafenin mesela yarısı kadar gitsin. Şöyle diyeyim. Ya da şöyle diyeyim. Daha y'yi şu alın. Interval çarpı 1 bölü n'ler. Daha doğrusu 0 ve 1 bölü n'ler. N 1, 2 vesaire. Bu ne demek? Yani y'nin interval'ın bir kopyasını alıyorum. Birlik şurası 1. 1 bölü 2'deki kopyasını alıyorum. Bu 0'daki kopyası. Sonra 1 bölü 3'teki kopyasını alıyorum. Böyle sonsuz tane var. Bu uzay bu haliyle tabii ki path connected bile değil ama ben bir de buna x eksenini ekleyeyim. X eksiz. Yani şunu eklediğimi düşünün. Tamam mı? Artık bu uzay path connected. Herhangi iki noktayı birbirine bir pathle bağlayabilirim burada. Ama locally path connected değil. Neden değil? Mesela şöyle bir nokta aldığınızda bir de işte ben U'yu şu open set seçeyim. Bunun içinde kalıp da path connected olan bir subset, open subset yok. Neden? Çünkü herhangi bir başka open set aldığınızda V diye dikkat ederseniz şimdi bu open setin içinde yani ben relative topolojiyi düşünüyorum. R2'nin topolojisini Y'ye kısıtlıyorum. Şimdi Y'nin buradaki parçaları neler? Şimdi her bir 1 bölü n için bir tane yatay doğru, şey düşey doğru var. Yani şurada bir tane doğru var. Burada da var. Dolayısıyla şurada da var. Değil mi? Yani işte şurada var. Sonra bir tane daha var. Böyle sonsuz tane var. Siz bu mavi yuvarı ne kadar küçük seçerseniz seçin. İçinde sonsuz tane böyle düşey doğru parçaları olacak. Ve bunları birbirine bağlayamıyorsunuz. Çünkü bağladığınız yer z x ekseniydi. X ekseni u'nun dışında kalıyor. O yüzden de bu v kümesi hiçbir zaman path connected olmayacak. Değil mi? Buradaki bir noktayı şunu bu kırmızı noktaya hiçbir zaman bağlayamayacaksınız. V'nin içinde kalarak, değil mi? Bu uzay dolayısıyla y is path connected but not locally path connected. Peki, bizim proposition'ın şeyine gelirsek ne demek istediğini şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki resim şu. Şimdi elimde bir covering space'im var. X tilde isterseniz şöyle diyeyim. Proof diye başlayalım. Evet.
first assume that F has a lift F tilde. Yani ne var elimizde? Şimdi F dediğim şey Y, Y sıfırdan X, X sıfıra gidiyor. Bunun bir lifti var demek. Yani bir tane F tilde var. Bu da Y, Y sıfırdan nereye gidiyor? X tilde, X zero tildeye gidiyor. Dahası so that bunlar commute ediyorlar. Yani P kompozisyon F tilde F'e eşit. Yani şunu söylüyoruz arkadaşlar. Y, Y sıfırdan X, X sıfıra gidiyorum. Burada da X tilde, X zero tilde var. Buradaki fonksiyon F. Buradaki F tilde, F'in lifti. Burada da bizim P projection'ımız var. Bu diagram komutatif. Yani lift demek zaten bu. Yani bu uzaydan bu uzaya rastgele bir fonksiyon değil. P ile komut ettiğinizde aşağıdaki fonksiyonu veren bir fonksiyon. Lift dediğimiz şey bu. Şimdi bu diagram komutatif. Yani şunu sağlıyor. Ve Y0'ın görüntüsü X0 tilde. Bunun da görüntüsü x0 noktası aşağı indiğimizde, çünkü diagram komutatif. Ama böyle bir elimizde şey varsa, o zaman bu bize, değil mi, pi 1 seviyesinde de bir şey verecek. Yani pi 1 y y0'dan buraya f star fonksiyonu elde edeceğiz. X x0'ya. Burada pi star var. Pi 1 x tilde x0 tilde. Burada da tabii ki f star tilde veya f star pardon f tilde star var. Bu diagram komutatif olduğu için bu da komutatif. Çünkü hayvandaki mapler zaten bu continuous maplerin looplarla kompozisyonlarından oluşuyor. Dolayısıyla da yani both diagrams are clearly commutative. In particular, şu var, yani F star dediğimiz şey P star kompozisyon F tilde star. O halde bunun imajı ne olacak? Dolayısıyla da hence F star altında hayvanın görüntüsü P star altında şunun altındaki hayvanın görüntüsüne eşit olacak. Bu da neye eşit ama? Bu da P star F star tilde hayvan X pardon YY0 bunun içinde. Bu nedir? Bu fundamental grubun buradaki imajı. O imaj her neyse bu fundamental grubun içinde. Dolayısıyla da yani şu küme şeyin içinde. Pi 1 x tilde x 0 tilde'nin içinde. Değil mi? Yani bu bunun içinde. Şöyle yazayım. Since f star pi 1 y y0 is a subgroup of this. Ama bu da ne demek? Bu da şu demek o zaman. Bu nesne bizim H dediğimiz şeydi. Hence F star pi 1 y y0 is a subgroup of H.
Yani P star of pi 1 x tilde x 0 tilde. O halde lift varsa bu subgrup bu subgrubun zaten otomatikman içinde demek. Şimdi bu da teoremin yarısı. Lift vardır. If and only if bu subgrup bu subgrubun içinde ise dolayısıyla bu teoremin ispatını kolay olan yönü this finishes the proof of one direction. Şimdi diğer direction'a bakacağız. Now assume that diyelim ki yani bu f star pi 1 y 0 bu subgroup şey içinde kalsın. A için. Yani nedir o? P star of pi 1 x tilde x 0 tilde'nin içinde kalsın. Ne yapmam lazım? Must construct a lift f tilde nereden? Y 0 based space'inden x tilde x 0 tilde base space'ine. Yani bir tane fonksiyon kurmam lazım. With lift demek de şuydu. Yani P ile bunu kompoz ettiğimde F'i elde edeceğim. Peki böyle bir şey nasıl kurabiliriz? Şimdi ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle bir resim çizelim arkadaşlar. Şurada y uzayı var. Şurada x var. Şurada işte y sıfır noktası. Burada x sıfır noktası. Burada da şöyle diyeyim. Burada da x0 tilde var. Burada f fonksiyonum var. Burada p var. Bizim derdimiz şuradaki fonksiyonu kurmak. F tilde'yi kurmak istiyoruz. Şimdi y0'ın nereye gideceği bariz, değil mi? y0'ı tam x0'ın üzerindeki bu noktaya map edeceğim. Yani orada bir sorun yok. Define f tilde y0 s x0 tilde. Bu noktanın görüntüsünü x0 tilde diye tarif ediyorum. Dolayısıyla da so that p kompozisyon f bu da neye eşit olacak? Eksi 0 tilde'nin p altındaki görüntüsü dolayısıyla x 0'a eşit. Yani bir noktada kurulumu yaptık. Şimdi başka noktalarda nasıl yapacağım? Şimdi ne verilmişti? Y'nin bize head connected olduğu verilmişti, değil mi? Yani şurada bir başka nokta alırsam y diye. Ben bu noktada f tilde'yi nasıl tarif edeceğimi söylemem lazım. Şöyle yapacağız onu da. Madem uzayımız path connected'tı. Ben bunları işte birbirine bir path'le bağlayabilirim şöyle. Buna gamma diyeyim. Şimdi yukarıya gidemiyoruz zaten. Gidebildiğim tek yer aşağısı. Yani F'le gidebiliyorum. Gittik. Burada bir X noktasına geleceğim.
Bu fonksiyonda nedir? Bu da f of gamma, değil mi? Gamma eğrisinin f altındaki görüntüsü. Şimdi ama bir yerlere geldik. Şimdi x'te bir şeyim var. Petim var. X0'da başlayıp x'te bitiyor. Ve elimde bir covering'im vardı. X0'ın üzerinde de bir tane nokta var. O zaman ben biliyorum ki x0 tilde'da başlayan unique bir lift var. Şöyle bir tane lift var. Bu nedir? Bu f of gamma'nın, bu eğrinin unique lift'i. Bunun ucu noktası da tabii ki x'in üstünde duruyor. Yani şu nokta nedir? Bu nokta şu. F of gamma'nın unique lift'inin 1'deki değeri. O zaman bu y noktasının değerini ben nasıl tarif etmem lazım? Y noktasının f altındaki görüntüsü x'ti. Yani şurası f of y'ye eşit, değil mi? Bunun buradaki görüntüsünün p altındaki görüntüsü de bu olacaktı. İşte bu noktada tam öyle bir nokta. O zaman ben şöyle tarif edebilirim. Yani for any other point y in y, choose a path gamma in y joining y0 to y and define ne dedik? F tilde'nin görüntüsü olarak ben bu noktayı tarif edeceğim. Yani şunu, bu işte benim f tilde'min y'deki görüntüsü olacak. Değil mi? Bu petler yardımıyla tarif ediyorum. Define f tilde y, şöyle diyeyim, f tilde y as the endpoint of the unique lift of f of gamma to x tilde starting at x0 tilde. Değil mi? Tam olarak yaptığımız şey o. Ben y0'da f tilde'nin değerini biliyorum. Başka bir noktada tarif etmek istiyorum. Nasıl tarif ediyoruz? Bu ikisini bir petle bağlıyorum. Bu peti f ile x'in içine atıyorum. Ondan sonra da bu petin x0 tilde'de başlayan unique lift'ine bakıyorum. O unique lift'in uç noktası diyorum ki işte y'nin görüntüsü olmalı. Çünkü y'nin buradaki görüntüsü her neyse o görüntünün p altındaki imajı y'nin f altındaki imajı olmalı. Yani x noktası olmalı. Bu petin liftinin uç noktası da tabii ki aşağıdaki petin uç noktasının bir liftine eşit. Dolayısıyla da o koşul otomatikman sağlanıyor. O yüzden ben bu şekilde tarif edebilirim. Yani işte f tilde of y ne dedik? F of gamma'nın unique liftinin 1'deki değeri. Şimdi tabii ki bu kadar kolay olmamalı. Yani birkaç tane şey söylemek lazım. Bir kere bu fonksiyon tabii ki sürekli mi, değil mi? Sürekli olup olmadığını kontrol edeceğim ama ondan önce bir önemli nokta daha var. Burada tanımı yaparken biz bir gamma eğrisi seçerek işe başladık. Doğal olarak siz şunu diyebilirsiniz. Başka bir gamma eğrisi seçilebilirdi. Yani mesela şöyle bir şey yapılabilirdi. Ben bu iki noktayı birbirine bağlayan bir başka eğri seçtiğimi düşünün şöyle. Buna da gamma prime diyeyim. Gamma prime diyeyim. Bir başka eğri seçtim. Bu eğrinin görüntüsü de burada bir başka eğri verecekti bana. F of gamma prime. Bunun liftine baktığım zaman da o bana burada bir lift verecekti. Bunun lifti.
Şöyle diyelim ki bu da f gamma prime'ın unique lift'i. Ama bu unique lift'in uç noktası ki o da x'in üzerinde duruyor. Bu uç nokta neden f of gamma'nın unique lift'inin uç noktasına eşit olsun? Değil mi? Yani bu açık değil. O zaman ilk şeyimiz şu. Yani bu fonksiyonun well-defined olduğunu söylememiz lazım. Well-definedness of şey f tilde y. Bundan neyi kastediyorum? If gamma prime is another path in Y joining Y0 to Y, then we must what? We must show that f gamma prime'ın unique lift'inin uç noktasının f of gamma'nın unique lift'inin uç noktasına eşit olduğunu söylememiz lazım. Bir başka deyişle bu siyah petin uç noktasıyla kırmızı petin uç noktası. Ben burada ayrı noktalarmış gibi yazdım. Bunların aynı pet olduğunu söylememiz lazım. Burada tabii ki bize verilen bir şeyi kullanmam lazım. Benim fact'i kullanmam lazım. Neydi o fact? Şuydu. Fundamental gruplara geçtiğimde F star'ın görüntüsü P star'ın görüntüsünün içinde kalmalıydı. Onu da nasıl kullanacağız? Onu da şöyle kullanacağız arkadaşlar. Şimdi gamma ve gamma prime birer loop değil ama gamma ile gidip gamma'nın inverse ile geri gelirseniz o bir loop oluyor. Dolayısıyla da ben o loop'un homoloji şey homotopi sınıfından bahsedebiliriz. Tamam. Yani şöyle diyorum. Neyse, 2-3 dakikam kaldı. Olmazsa burada bitireyim. Bir dahaki ders buradan başlayacağım. Bunu gösterirsek işte f tilde'nin well-defined olduğunu söyleyeceğim. Ondan sonra da bir de continuous olduğunu söyleyeceğiz. O kısmı kolay. O zaman bugünlük bu kadar olsun.